Navbatdagi bir katta qurilishga keldik. Boshlash uchun tegishli tashkilotlardan ruxsatnoma olinganmi? Binoni shu yerda joylashtirish bo'yicha tegishli tashkilotlardan xulosa olinganmi? Qurilishga ruxsatnomalari olingan xulosalari berilgan bo'lsa, kim buna bunning xulosa ruxsatnoma bergan? Domlarning orasidagi bir qarish joyini ham ochiq qoldirmasdan hamma yeri hozirda qurilish qilib yotibdi. Hozir ichonlarni girib qarasak ham shu oraliq masofalar hamma yer kichayib yotibdi. Hamma yere yushut nerede açık kichkene joy bo'lsa qurilish, shura qurilish. Kim buna ruxsat berib o'tirdi? Kim shu narsani shura joylashtirib, kim shu yerda shu binoni barpo bo'lishi uchun ruxsatnomasini, xulosasini, kengashini qilib o'tirdi? Abituriyentlar uchun ajoyib qulaylik. Rossiyaning xalqaro universitetlarida O'zbekistonning o'zida turib talaba bo'ling va o'z hududingizda ta'lim oling. Bunaqasi faqat bizda. Aldanib qolmang. O'z kelajagingizni ishonchli qo'llarga topshiring. Ross universiteti orqali oson va kafolatli talaba bo'ling. Assalomu alaykum, hurmatli yurtdoshlar. Bu videorolikimiz Urganch shahridan bo'lib turibdi. Hozir ushbu ko'cha ina Urganch temir yo'l vokzaliga mana olib kiradigan ko'cha, temir yo'l vokzalining oldida. Navbatdagi bir katta qurilishga keldik. Endi bu qurilishni joylashgan hududiga qarang. Bu yerda ko'p qavatli uylar bor, shu uylarni oraligina joylashtiribdilar. Shu yerda savol tug'iladi. Misol uchun bu bino nov bo'ladi endi bu ko'p qavatli, ko'p xonadonli uy bo'ladimi yoki bir maishiy xizmat ko'rsatish va boshqa shakldagi bino bo'ladimi? Bu binoga mashinalar qayerdan kirib chiqadi? Stoyankasi, avtoturargohi bormi? Keyin bu qurilishni shu yerga joylashtirish bo'yicha kim bunga ruxsatnoma bergan? Qurilish boshqarmasi kengashdan kim o'tkazgan? Shuning katta obyektni shu domlarni orasiga joylashtirishni nishab imkoniyatini qilgan bo'la. Bula bo'yicha kim izoh beradi? O'zi bu shaharni tartibga soladigan bir shahara qaraydigan rahbarlar bormi? Urganch shahar hokimi misol uchun qarashi mumkin hududunda nimalar bo'lib turganligi bo'yicha qolaversa boshqa tashkilotlar bor bula bo'yicha tekshirib o'rganadigan. Keyin yana bir savol tug'iladi. O'zi bu qurilishni boshlash uchun tegishli tashkilotlardan ruxsatnoma olinganmi? Agar ruxsatnoma olinmagan bo'lsa, unda bu nimagacha hali shu paytgacha hech kim e'tibor qaratmagan. Ya'ni mana 4 etaj bo'libdi. 4 qavat bino qurilgan. Mana ko'p qavatli, ko'p xonadonli turar joylarni oraligida joylashgan. Shuncha katta bino. Buni bu yerga joylashtirishni nechik imkoniyatini qilganlar? O'zi bu binoni shu yerda joylashtirish bo'yicha tegishli tashkilotlardan xulosa olinganmi? Agar qurilishga ruxsatnomalari olingan xulosalari berilgan bo'lsa, kim buna bunning xulosa ruxsatnoma bergan? Shu domlarni orasidagi bir qarish joyini ham ochiq qoldirmasdan hamma yeri hozirda qurilish qilib yotibdilar. Buna ruxsatnomani kim beradi? Qurilish boshqarmasi beradi. Qurilish sohasida hududiy nazorat inspeksiyasi buni nazorat qilishi kerak. O'zi bunning narsalari nima uchun ruxsat beriladi? Agar ruxsatnomasi berilgan bo'lsa, bu yerlar bekora tashab ketilmagan avval. Ko'rib turibmiz-ku, ina daraxtlar o'sib turibdi. Bu narsalar bejiz qilinmagan. Demak, buni bu binoni o'rnidan avval shu yerda ochiq maydon bo'l vaqtinda ko'kalamzorlashtirish
abadanlaştırış işleri için koyulgan yeridir bu. Yani daraqlar, şu adamlar mazza kılıp şu daraqlardan çıkan kislaroddan nefes alıp emin erkin yaşayıp həmmə yerində dıkılınç kuruluşla bu batıb dinə. Gördünüz mü? Karan, eğer bu bina işe düşedigen bosa indi mabada. Buyur agrajliyine kılıp ora bağlanan piyadalı yol akçası. İndi şu mənimçə şu kuruluşa bir yük mü bir nərsələ alıp gegen vaxtında ibirlərəm buzulgan mı da böyle tutmam mən? Piyadalı yol akçası. Bu binağa maşınla neden gelip girip çıkadı? Bu binağa yegen maşınla. Yine işkini elde agrajliyine kılıp ora bağlanan. Özü bu nau kuruluş eken bu. Doğum mu bu? Lekin balkonlarına karasak doğuma oxşatdıqdı bu. Bu kuruluşunu nazarat kıladan təşkilat bağ mı eken bu? Kim karat durdu eken? Məsullar nere karat durdu eken? Bizə hazır inan şu vilayət prokuraturası bilən həmkarlıqda əcayib işlərini kılıp durmuz. Oylayman ki uşbu xalətəm vilayət prokuraturası özü nəzarətə alıb tegişli təşkilatlarını çakırgan xalda onlara tapşırıqlarını bərib aynan uşbu kuruluş nümə maqsəddə yer acratıldı. Bu yerdə aslında nima kuruluşu gerek idi? Ya ki, nima maqsadda bu yerge caylaştırıldı? Şula boyuca tapşırıqlarını bərib, kanuni örgənişini alıp baradı degen ümiddəmiz. Qaran yurttaşlar, hazır durgan yerimdə inan köpləgən, köp kavatlı, köp xanadallı turar caylaşkan hudud. Yəni, örgənç şəxər, şu şəxərinin mərkəzi. Bu yerdə inan şu xanadallada yaşayan axalının fərzəntləri var. Hazır İçanlarını girip karasakam şu aralık masafala hem bir kitçeyi atıptı. İrtege bu binaga geladan maşınlarını, maşını, adamlarını maşını nere sığadı? Avtoturargahı bulmasa. Keyin şu hudutta yaşayan yaş balalarımız, fərznətlərimiz nerede oynaydı? Hem yere yüşüdü, nerede açık kişkene cayb olsa kuruluş, şöyle kuruluş. Kim buna ruhsat verip oturdu? Kim şu nerseni şöyle caylaştırıp, kim şurada şu binanın bərpa buluşu için ruhsat namazını, xulasasını, kengesini kılıp oturttu. Bu nerselere karış gerek. Kuruluş vəzirlik hem itibar karatsın bu nersəge. İtibar karatsın soruyumuz.